Şimdi şuraya gir. Girdik işte. Kullanıcı adı. Aşk bohçası. O ne böyle? Malzemelerin aşkla yapıldığı ve içine konulduğu bohçanın adı. Sen anlıyorsun bu işlerden aşık değil mi valla? Yoksa sen gizli gizli sosyal medyada falan mı takılıyorsun? Aşk olsun balım, bekler misin benden öyle bir şey? Şu gözlerim var ya böyle oyarım. Böyle oyarım. Hadi aman ya, işim var benim. Tamam, okey, kızma, ne yapacağız şimdi? Şimdi de password gir. Password ne ya? Password ne? Sanki Türkçe'yi çok iyi becerdin, İngilizce geliyorsun. Password. Şifre desene şuna. Şifre ya, şifre. Tamam, hadi ne giriyoruz? Girdim, şüpheyla. Ama şüphem yani, adama söylüyorsun, Türkçe konuşmuyorsun diye sen gidip İngilizce şifre koyuyorsun, olur mu öyle şey? Balım, bu İngilizce değil ki. Şu Ayp'in şupu, Süheyla'nın eylası. Şüpheyla. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Senin bu romantik serseri hallerin var ya, bak beni sinir ediyor. Hoppala ya. Hey, neyse, evet. Hoplama, anlat. Tamam, bu kadar. Şimdi satışımızı biz nerede yapacağız? Alacaksınız. Alalım. Tamam. Parayla. Ya Musi, sen bizi yanlış anladığın bir nokta var bence. Çünkü biz para harcamak istemiyoruz ki, para kazanmak istiyoruz. Para kazanmak için açacaksın keseyi. Satışlar arttıkça da döneceksin köşeyi. Hey! O zaman şimdi dönelim köşeyi. Hadi açıktan. Dönelim de. Azıcık para olaydı. Evet, sitemizi açtık. Artık gelsin. Oh, ürünler. Koyalım sarmaları. Yok, sarmalar bugün konmayacak. Yarın konacak. Yarına biter ancak. O zaman ben gidiyorum. Her şey tamam mı? Tamam. İşte bak, buradan ürünleri giriyoruz. Buraya fotoğrafları yüklüyoruz. Buraya fiyatı, ondan sonra da yayınlıyoruz. Sonra? Gelsin paralar. Lay. Kızım hayırdır? Kim yiyecek bu kadar sarmayı? Baba, bunlar yemelik değil, satmalık. Nasıl satmalık? Şimdi biz de kendimizce böyle aile ekonomisine destekte olalım istedik. Sarmayla. Mantıklı oluyor ya, onun gibi işte. İnternetten satacağız. Sarmayı. Sarmayı, dolmayı. Pantolonu, gömleği. Bunun abiyesi var, sonracığıma tuvaleti var. Kızım, ne diyorsunuz siz ya? Ya baba, sanal mağaza açtık. Mağaza sanal ama ürünler gerçek. Bütün bunları satacağız. İnternetten. Bir internetten başımıza iş açmadın kalmıştı şu ay. Onu da yap. Tam olsun evladım. Kolay gelsin kızım. Sağ ol bebiş. Tamam baba, ben de. Süheyla, babam bize kızdı mı? Kızmış ama bize değil, belediyeye. Cezayı kaldırtamamış, masaları alamamış. Parayı da bulamayınca ödeme yapamadı tabii. Sinirlendi adam. Ben demin buradaydım değil mi? Buradaydın şüphem. Bunları ne zaman söyledi babam? Babam bir şey söylemedi de ondan. Nasıl? Sonuçta 30 yıllık babam yani. Ben onun kirpinden ne demek istediğini, neye kızdığını anlarım şüphem. İyi be, ben de bir an sanal aleme gittim. Orada kaldım falan zannettim. Neyse, bende yokmuş hata. Düştü buraya. Yok anne, yeni girişimiz işte. İşime göre bir düzen kurmaya çalışıyorum kendimi. Sen aklını kaçırdın herhalde. Böyle çalışılır mı canım? Dur, yardım edeyim sana. Anneciğim, dokunma ama benim dağınıklığımın içinde kendime göre bir düzenim var şu an. Şu an sen onu oradan alıp öbür tarafa koydun mu, benim her şeyim birbirine girecek. Merak etme, her şey bende. Süheyla, acaba diyorum bir psikoloğa falan mı gitsek? Yani ne var, herkes gidiyor. Anneciğim, kızın iş kuruyor, iş kadını oluyor diyorum. Sen bana teşhis koymaya çalışıyorsun canım. Olur mu ya şimdi? Ay, gitti börek. Ay tamam,
tamam, başımı döndürdün Süheyla. Ya bu evde aksiyon hiç eksik olmuyor zaten. Oh mis gibi. Bari olmuş. Bir şeyler hazırlayayım da akşam babanın önüne bir iki kap yemek koyabilirim. Yo anneciğim, bugün dışarıdan söyleyiveririz. Benim düzenim bozulur şu an. Dışarıdan mı? Niye dışarıdan söyleyecekmişiz? Anneciğim şu an görüyorsun çok yoğunum ben. Dışarıdan söyleriz. Hem benim bildiğim çok güzel bir mantıcım var, ne dersin? Ay, hem dışarıdan hem mantı. Sen kafayı yemişsin. Kafayı yemişsin sen Süheyla. Hadi anneciğim. Git şurada. Bak. Hadi hadi hadi, hop benim düzenimden çıkıyorsun. Hadi. 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 Bak. Allah'ım şuna salçası.